arabanın harareti yükseldi. Dörtleri yaktık, yolların ortasında bekliyoruz. Başımıza çok ilginç ve enteresan bir şey geldi. Kafayı yiyeceğim, araba yine hararet yaptı. Bekliyoruz. Kardeşlerim, Allah'ını sevdiklerim, güzel insanlar, hepinizi çok seviyorum. Sevmediklerimi de bütün sevgilerimi yine buradan gönderiyorum. Şu an neredeyim? Şu an İstanbul'dayım, Maltepe'deyim. Şu an bir otoparkın içerisindeyiz ama burada bir sürü böyle gördüğünüz gibi insanlar karavanlarını ve çekme karavanlarını buralara koymuşlar. Biz de ne yapacağız? Bu karavan ve bu trakla beraber biraz sonra kampımıza başlıyoruz. Ama şimdi sizi ilk önce benim çok yakın arkadaşım olan, liseden çok yakın arkadaşım Batuhan'la tanıştıracağım. Batuhan, o da bir böyle kız arkadaşıyla beraber yaşıyorlar. Onların da böyle bir kamp sevdası var. Ben hatta onlara Amerika'dan kamp çadırı göndermiştim. Şimdi onlar da böyle bütün ekipmanlarını tamamlamışlar. Dedi ki Tugay, gel İstanbul'a. Hiç o İstanbul'un trafiğine, kalabalığına girmeyelim. Seni alayım, direkt dedi kampa gidelim. Ben de ilk gün indim, gece yattık. Şimdi sabah gidiyoruz. Bakalım, İznik'te güzel bir kamp alanı varmış. Şimdi size biraz da karavanı göstereyim. Bakın böyle bir karavan. Bu Ortiz deniliyor. Bu Türk şirketiymiş arkadaşlar. Şöyle bir içi var, bakın içine göstereyim. Çıkartalım bir de. Böyle. Burada böyle ocağı var. Altında lavabosu var. Şurada buzdolabı var. Bu banyosu. Şu banyosunu göstereyim size, bakın. Şöyle bir banyosu var arkadaşlar. Burada duş da alabiliyorsun aynı zamanda. Şu gördüğünüz iki kişilik çift kişilik yatak oluyor. Ortadaki minderi koyunca. Ondan sonra şurada da bir tek kişilik yatak var. Şöyle. Şu sırt minderini koyunca burası da tek kişilik yatak oluyor. Burada kitapları var. Bayağı tatlı yani. İçkilerimiz falan, meyvemiz, her şeyimiz hazır. Şimdi bakalım son uğraşlar. Haydi. Evet Batucuğum, neler yapıyorsun kardeşim? Gençler. Vallahi şimdi karavanımızın ayaklarını söküyoruz. Batu benim liseden arkadaşım arkadaşlar. Tabii. Kendisi çok güzel bir kardeşimizdir. Biz de dedik o ana fırsatı çevirelim. Kampımıza gideceğiz, içeceğiz. Oraya mangallar, keyifler. Aman Allah'ım. Şimdi biz nereye gidiyorduk? Abi, İznik'teki? La Cabana diye bir yer var. Göl kenarında hem çadır hem de karavan için. Güzel ideal bir yer. İstanbul'a yakın. 1,5 saat falan, 1 saat 40 dakika falan. Belki oradan yönümüzü Balıkesir tarafındaki Altın Kamp'a çevirebiliriz. Akçay tarafında. Tamam. Ege tarafında daha doğrusu. Okey. Bakacağız yani, günümüze bağlı. Şimdi çekme karavanları çok hızlı gidemiyorsunuz arkadaşlar. Aynen, 70 ile 80 ile yani maksimum gidiyorsunuz. 70-80 ile gittiğiniz için rotanız biraz yavaşlıyor. Yani. Yavaşlıyor. Yazınız yavaşlıyor. Bir yola çıkalım, devamı gelir yani. Ama karavancılıkta şey yok abi, böyle planlı böyle gideyim falan. Böyle bir plan var ya, çok aceleye gerek yok yani. Batu son hazırlıkları yapıyor. Yola çıktığımız anda ben de çekimlere başlıyorum kardeşlerim. Görüşürüz. Şimdi size çok bomba bir şey göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur ama ben daha önce hiç görmedim. Şimdi Batu buna bir sistem yaptırmış. Çekme karavan kendi kendine gidiyor. Yani arabanın yanına yaklaştırmak için bir sistem yapmışlar. Aynen. Ne çok abi ismi? Mover. Mover. Aynen. Yani hareket ettirme. Yani taşın. Aynen. Aynen abi. Taşınma. Mekanizma şu. Karavanın buralarına sollu ve sağlı böyle bir sistem monte ediyorsun. Şöyle alttan. Bunlar dönünce tekerlekli dönüyor. Dönünce yani. Abi bu kumandayla döndür şundan bakalım hareket kardeş. Ettiriyoruz. Aman yarabbim. Mesela daha hızlı gidiyor mu? Yok abi ya, bundaki olay hız değil. Abi bu müthiş yani bir şey. Yani 10-15 metre içerisinde senin karavanı düzgün bir şekilde park etmene, yanaştırmana yarayan bir sistem. Mesela arabamız burada. Bunu insan gücüyle itmek yerine bu sistemle çok daha pratik bir şekilde. Bunu peki insan gücüyle nasıl itiyorlar abi ya? Zor değil mi bu? Arka zor işte. Aga bu mover hayat kurtarır. Ben size söyleyeyim. Arabayı alırken içine paket olarak mı vardı yoksa? Yok, bunu ayrıyeten alıyor musun? Ekstra abi. Hepsi yapma ya. Bu yani şu şöyle söyleyeyim, çekme karavanda birçok şey istemiyor. Bunlar ciddi maliyet. Türkiye'de ciddi maliyet. Şimdi yurt dışında daha ucuz ama. İthal olduğu için ürünler. Bakın arkadaşlar geliyor. Ya biz sen öbür türlü ne yapacaktık Tugay? Bunu elle buna yanaştırmaya çalışıyor. Yok abi, imkanı yok onun. Şimdi onu havaya kaldırıyorsun ve oraya takıyor musun? Aynen. Yani bu işlem bir de kolay olanı, ben zor olanı düşünemiyorum. Yapıştı. Yapıştır aga. Aynen.
Bayağı başarılı bir işlemmiş. Bayıldım. Haydi bakalım. İşlem tamam. Gel kardeşim. Canımın içi. Ver bakalım. Bütün Maltepe sahilini böyle taşırım vallahi. Elimde mover var, dikkatli olun. Facia çıkarım. O ne oluyor? Bu abi arka stoplarla mesela frene bastığın zaman arka stoplarında aynı ışığın yanmasını sağlayan bağlama mekanizması. Yani sen sağ sinyal verince arkadaki karavan da sağ sinyal veriyor. Abi, öyle mi? Arkada bir 5 metre monork tarzında bir şey taşıyoruz. Hava da müthiş oldu bakın. Hava dönüyor. Dönerse güzel. Haydi bakalım işlemlerimiz tamamlandı. Biraz sonra yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz gençler. Haydi bakalım kardeşim, haydi. Evet gençler, gidiyoruz. Türk bayrakları her yerde. Hazır mıyız? O zaman yolculuğumuz başlıyor. Kardeşlerim, İznik'te görüşmek üzere. La Cabana'da görüşmek üzere. Dikkat edin, öpüyoruz. Lastiklerinde hava basıncı düşmüş. Onları biraz hava basmaya geldik. Çok fazla detayı varmış ya bu işin. Unutmayın, çekme karavanınız varsa bunlar C tipi lastik olarak geçiyor. Böyle 50'ye çıkartıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Oksijeni mala basıyorsunuz. Sen bas bakalım, ben de oradan kontrol edeyim. 40. Bakın böyle 50 olunca gösteriyor zaten. 47. 50. Tamam. A few moments later. Benim annemler onu kendine getiriyor. Sizin bir de work and travel taşımışlar. Allah. Sonra Mersin'e taşımışlar. İşler şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne geldim. Ben ilk defa geliyorum. Bayağı bir büyükmüş. Bayağı da modern duruyor. Fiyatı ne kadar? Biraz sonra Türkiye'de kampçılığın gerçek yüzünü göreceğiz. Biz mi kampa gidiyoruz, kamp mı bize geliyor? Göreceğiz şimdi. Türkiye'de kamp yapmak istiyorsa yaklaşık bir 20 kilometrelik yol için bakalım ne kadar para veriyormuş. Bakın şuradaki yerde ücreti göreceğiz. 280 TL arkadaşlar. Köprü ücreti 280 TL arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani $280 olsa Amerika'da bir köprü ücreti. Yani insanlar yüksek maliyetten, otellerden kaçayım derken köprüye 280 TL para vermek zorundalar. Gerçekten çok çılgın bir rakam. Ben ömrümde hiç böyle bir şey görmedim. Yani şöyle söyleyeyim size. Dolara vursanız bile Amerika için çok yüksek bir rakam. 280 lira köprü parası. Bu sadece köprü bu arada. Yani şimdi otobana gireceğiz, burada ayrı bir para geçecek. Öyle mi? Bu geçtiğin 2 kilometrelik köprünün parası. 300 lira arkadaşlar. Bir karavanda geçmek. Yani yakacağımız mazottan daha çok köprü ve otoyol parası ödüyoruz. Buradan devletimize selamlarımızı yolluyoruz. Bu muhteşem hizmet için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın sağda da şöyle. Başımızda çok ilginç ve enteresan bir şey geldi. Şunun haline bakın. Bu arabayla karavanın arasını tutan, şuradaki bağlantı noktasını sağlayan şey. Şunun yani ve ucu kırıldı. Karavanı indiremeyiz.
ve bunsuz karavanı indiremiyoruz. Dün buzdolabı bozuldu. İçerideki boru patladı. Yoldayken şimdi bu oldu. Haydi hayırlısı yani. Dediğim gibi çok fazla ayrıntısı var ve bir ayrıntısının içerisinde bir tane problem çıkınca bayağı zaman alıyor. Kamp işi keyifli ama zor bir şey. Şurada kurşun falan mı döktürsek, ne yapsak Batu'nun? Bu kadar fazla ama ben sana söyleyeyim. Değil mi? Ya bu burunun patlaması, ya bizim çıkacağımız günlerde burunun olması... Ama ne yapıyoruz? Canımızı sıkmıyoruz kardeşlerim. Kardeşim. Bugün benim canımı hiçbir şey sıkamaz. Şu vida benim canımı sıkamaz aga. Geçtim ben artık onları. O modları geçtim artık. Ölümlü dünya. Öyle vida biz boyun eğmeyiz. Tak şu vidayı, bakalım yolumuza. Bir şekilde bunu gittiğimiz karavan şeyini buluruz. Adamlara sorarız yani. Olmadı bir yerden getirtiriz. Zaten 2-3 gün oradayız. Olur. Tamam mı kardeşim? Şimdi arabanın harareti yükseldi. Dörtleri yaktık, yolun ortasına bekliyoruz. Çok zorladığın için mi acaba? Şuna bakın, yolun ortasına bekliyoruz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Nasıl tatil anlamadım ben. Şimdi şansımıza inanılmaz bir rampadan çıkıyoruz. Bakın 20 ile falan gidiyoruz. Götüm ilerliyoruz. Batu'nun yüreği ağzına geldi. Bakın İznik Gölü'nde size göstereyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz çılgın manzara işte İznik Gölü. Onun etrafında kamp alanları var. Biz de bir tanesine gideceğiz. Bakın ama şu görüntünün güzelliği var. Justin, iyi kardeşlerim. Görüşürüz. Kafa yiyeceğim. Araba yine hararet yaptı. Bekliyoruz. Şu ufak bir şey alacaktık ya. Aradık. Onlar getiriyorlar kendi arabalarıyla. Şimdi şurada böyle. Bekliyoruz. Şu da İznik Gölü'nün yukarıdan manzarası. Manzara çok güzel ama. Şu bir sapa salim bir oraya gidelim de rahatlayacağım yani. Bakın. Seviyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Day 2. Saat 9.30 oldu. Lexi'nin mesajına uyandım. Size de şöyle bir yani içeriği göstereyim bakayım. Bu tavan böyle. Bayağı güzel bir uyku çektik. Dışarıdan da böyle. Yeni sesleri geliyor. Ver bakalım bir bardak oradan. Günaydın gençler. Şimdi bir sabah kahvesi yapalım dedik. Kahvemizi içelim. Bakalım dışarıda nasıl bir atmosfer var. Eğlenme zamanı. Ne içiyorsun lütfen? Bizim Harvey elektriği kaldırmıyor kahve yaparken. Biz de başka birinin şeyinden yerde yapıyoruz. Kardeşim Harvey. Harvey. Hava süper gençler. Dün de biraz üşüttüm yoldayken. Çok inçik yaptım. Şu an bayağı yiyeyim. Mandalina falan yedim bayağı. Hepinize günaydın kardeşlerim. Cheers yavrum. Sabahları kahve içmesem gölün karşısında eğlenemiyorum. Yapamıyorum yani, olmuyor ya. Aklınızda bulunsun, İstanbul'da yaşıyorsanız buranın ismi La Cabana. Günlük 120 TL'ymiş. Burada konaklamanın fiyatı. Size elektriğinizi falan da veriyorlar. İnternet de var bu arada. Yani güzel tesis ya. Aynen 1 saat, 1,5 saat falan İstanbul'dan. Gelirsin yani. Bir şey de var. Yan tertemiz tarafta. Yani. Burada kamp yerleri falan da var. Çadır da kurabiliyorsun. Hı-hı. Sadece karavan değil. Yani. Keyifli bir yer yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için. Yakınlarda işte Migros'u var, köftecisi var. Böyle güzel yerleri de var yani. Tabii, arabayla gelirseniz 10 dakikada şehrin merkezine inip her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Güzel yer ya. Kardeşlerim, kampımıza başlıyoruz. Artık eğlenme zamanı. No drama. Haydi bakalım.
Şu havanın güzelliğine bakın ya. Şu arkaya bak, arkaya. Keyif aga, keyif. Keyif ya, vallahi içime huzur oldu. Gel bir saralım kardeşim. Aman ya. Oğlum. Dün yolda birbirimize girdik, yemin ediyorum. Oto arkadaşlar, tekrardan söylüyorum, benim liseden arkadaşım. Bir gün önce falan geldim, geldi beni aldı sağ olsun, onlarda kaldık. Şimdi onunla beraber hem böyle ileride karavan fikrimiz falan, aynen, var, böyle bir şeyler yapalım diyoruz Oto'yla. Yani Türkiye'de bu konuyla ilgili çok ciddi bir talep var. Bununla ilgili bir şeyler yapılabilir. Çok güzel. Böyle bir karavan alıp kiralayalım diyoruz yani. Aynen. Bakacağız ilerleyen zamanlarda bir fikir. Şu an şimdi şey, öğrenme aşamasındayız. Başımıza 100 tane aksilik geldi. Şimdi öğreniyoruz hani, böyle sinirlenmeden, kızmadan. Bunu şöyle halledelim, bunu böyle halledelim. Yolda kala kala öğrendik yani. Bu böyle ufak bir şey ama benim anladığım kadarıyla bayağı teknoloji dolu bir şey değil mi? Ortiz firmasının 3.90 modeli. Ha. İç genişliği 2.5, uzunluğu 3.90. Ama şaseden itibaren, yani şase dediğimiz şu şasiste bitimi var. Çekmeyelim. Şuraya gel abi. Buradan itibaren yaklaşık 4-4.5 metre falan. Ya bunu iki kişi rahatlıkla sığar değil mi? Ideal. İki kişi önünde yatıyor. Arkadaki bir yatağımız var. İçeride birazdan gösterelim. Bir açalım içini. Şimdi biraz dağınık içerisi. Şöyle. Şimdi burada ışıkları açma yeri var. Aynen. Bu arada güneş enerjisiyle çalışıyor değil mi? Evet abi. Şu an elektrik kablomuzu İstanbul'a unuttuğumuz için güneş, tamam, enerjisini alıyoruz. Burası, şimdi şöyle söyleyeyim. Şurası bir yatak oluyor abi. Burada işte minderler şuraya giriyor falan. Bakın böyle dışarı bakıp kafa da yaşayabiliyor. Aynen. Şurada kitaplıklar var. Orada güzel kitaplık yaptık abi. Süper. Burada ayrıyeten bir göz var dışarıya bakan. Gel abi. Şurada dolaplar var. Bakın böyle. Biz buraya şortları falan koyduk. Bu tuvalet, banyo. Tuvaletimiz var. Şöyle portatif, çok kullanışlı. Suyu nereden geliyor bunun? Kanka bunun suyunu, içeride haznesi var. Sifona işte 1,5 litre su koyuyorsun. Şurada losyonları var. Oradan karıştırıyorsun kimyasallarla. Koku falan olmuyor. Koku falan yapmıyor kanka. Çok iyi. Evet. Bu duş yaparken dışarı izlemek için mi? Aynen abi. Tam istediğim olay yani. Duş nerede abi? Kanka duşun başlığı buradan. Alıyorsun. Böyle bir mantık. Bu hem lavabo hem duş şeyi yani. Aynen abi. Aynen. Okey. Bayağı güzelmiş. Bakın burası ocak. Şunu şöyle. Evet. Burası lavabomuz. Oo, süper. Yani yıkadığın bulaşıklarını. O işte bayağı portatif ya. O ne? Ha, burada da ocak var. Gazı nereden alıyor? Gaz abi önde tüp var. Bir tane piknik tüpü gibi bir şey. Yetiyor yani. Kullanıma bağlı. Anladım. Dikçe değiştiriyorsun. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi buzdolabı. Evet. Buzdolabı güzel olacak. Evet, evet. Bakın bu Batu'yla kız arkadaşının fotoğraflarını magnete basmışlar. Bayağı keyifli. Abi 140 litre. Çok güzel, geniş bir, yani bu karavana göre büyük bir buzdolabı tercih ettik. Yumurtalarımızı, muhtarlarımızı, her şeyimizi aldık, meyveler. Bak buzluğu falan derin var. Derin dondurucu böyle da var. Oo, çok iyi. Yani her türlü etini, ıvırını zıvırını koyacağın yer var. Bu da yatak arkadaşlar. Evet abi, burası iki. Bu yatak şey bayağı büyük. Yani şöyle düşünün, biz Batu ile burada rahat rahat yattık yani. Tabii yani şimdi ben 1.85'im, Tugay da 1.85. Şöyle söyleyeyim, buranın uzunluğu 1.90. Yatacı şöyle bir görsünler. Bakın şurada prizler mrizler de var burada. USB girişi falan da var. Bayağı rahattı yani. Bak abi, ayağım hiçbir şekilde bakın değil. Bakın şöyle, Batu 1.85, öyle söyleyeyim size. Evet, 1.85. Ben kafamı buraya koyup yatınca inanılmaz, yani rahat ayaklarımız ediyoruz. Ayaklarımız falan değmiyor. Hele bir kız arkadaşınıza falan gelirseniz tabii 1.85 değilse boyu. Aynen. Bayağı rahat yatarsınız yani. Zaten kız arkadaşına gelince de yan yana yatmadığın için çok fazla. Yani. Değil mi? Yani abi. Yatma şeyine göre değişiyor yani. Yani kardeşim. Pozisyona göre değişiyor. Burada da işte dolaplarımız var. Dolap önemli abi karavanda. Dolap çünkü abi süper. Saklıyorsun. Bu arada akşam çok soğuktu. Arabada ısıtıcı varmış. Batu ısıtıcıyı açtı. Canavar gibi uyuduk. Şurada abi ne bastonumuz var. Isıtıcı, dizel ısıtıcı. Aynen. Buraya işte prizler var. Burada kahve makineleri var. Burada speaker'ımız var. Yani ihtiyacımız olabilecek her şey var arkadaşlar. Bir de üstte de şöyle bir ayrıyeten bir panel var. Buradan da yukarıyı izliyoruz. Öyle şimdi dışarı çıkalım, şu puffların üstüne oturalım. Nasıl ama? No drama. Eskiden olsa var ya cıyak cıyak bağırırdım böyle şeylere ama artık takmıyorum. Vapur çalışıyor yine. Abi hayat bu ya. Harbiden hayat bu ya. İstanbul'da geçirdiğim her dakika zulüm, yemin ediyorum ya. Yine artık trafik falan çok şey yapıyor. Gergin ve mutsuz yapıyor yani. Ya İstanbul'daki gibi olan farklı abi. İstanbul büyük bir metropol. Yani İstanbul'da yaşamak zor. Ama burada İstanbul için, hani İstanbul'dan kaçış noktası için çok yakın yerler ve abi şuradan 2 saat giriyorsun. Geldiğin manzara bu, doğa bu. Güzel yerler ya. Yani. Yani. Köprü parası dışında her şey çok güzel, öyle söyleyeyim yani. Şimdi şöyle, böyle bir karavan almak istiyorsanız eğer... Beyler, video çekiyoruz.
Abi böyle bir karavan almak istiyorsanız Türkiye'de çok fazla yerli üretici var. Yabancı karavanlar da var. Tabii onlar Euro bazlı olduğu için fiyatlar... Ortiz Türk firması mı? Tabii Ortiz Türk firması. İzmir'de Menemen'de bir üretici firma. Sahipleri de Murat Bey. Karavanı gelip inceleyebilirsiniz orada. Birçok farklı modelleri var. Kendi istediğin customize şey yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun yani? Abi. Yani rengiyle oynayabiliyorsun. Mobilya rengiyle oynayabiliyorsun. Anladım. İçindeki aksesuarlar tabii para tutuyor. Yani size çoğu üretici firma işte en baz modelde veriyor. İşte tuvaleti, banyosu, işte mobilyası, ıvırı zıvırı falan ama ya az önce... almak istesen hiç yani direkt fabrika çıkış herhangi bir şey... Tabii donanımsız yani 110 bin liradan başlıyor. Ekstra donanım olarak işte ithal camlar ekleyebiliyorsunuz. Şu mesela tabii. Öndeki cam var ya arkadaşlar size gösterdiğimiz. Tabii o açılır cam. O öndeki cam. Camlar için mesela ayrıyeten ek bir para yani. Öne cam ekletmek istiyorsanız bunu sipariş vermeden önce eklettirmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Onlar da fiyatın üstüne ekleniyor. Mesela Batu'yla kız arkadaşı işte o camı eklettirmişler. Tabii abi. Onların güneş hepsi ithal camlar. Güneş enerjisi paneli. Güneş paneli yani güneş paneli çok elzem bir şey bak bakın. Güneş panelimiz olmasın biz burada elektrik şey yapamayız. Mesela biz aydınlatmayı yapamayız yani. Kablomuzu unuttuk. O bir şey var. Bu elektriğe bağladığın ara bir kablo var. Onu unutmuşuz. Şu an güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Aynen. Yani güneş enerjisi paneli olmasa şu an biz burada mağara adamı gibi elektriksiz kalacaktık. İşin sonunda abi bu iş biraz şeyi kaçıyor, ihtiyaca kaçıyor. Yani neye ihtiyaç duyduğunla alakalı bir şey. Mesela tenteye ihtiyaç duyarsın, güneş paneline ihtiyaç duyarsın. Az önce bu gösterdiğimiz mover dediğimiz şey var ya, buna ihtiyaç duyarsın. O mover bayağı önemli. Aynen abi. Bunların hepsi toplam ne kadara mal oldu? Ben ne kadar verdim? Yani yaklaşık üzerinde ekstra aksesuar olarak 50-60 bin liralık o civarda bir aksesuar var. Sadece karavanın maliyeti dışında. Aynen. Batu aldığına daha ucuzmuş ama o... Tabii yani biz aldığımızda geçen sene aldık. İşte her sene malum Türkiye'deki olaylar farklı yöne doğru gidiyor. Aynen. Maliyetler falan bayağı artıyor. İşçilik maliyetleri. İthal birçok ürün. Tabii birçok ürün ithal. İşte euro yerinde durmuyor falan. O yüzden fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor abi. Ama güzel, keyifli bir karavan. Yani bence böyle çok büyük bir karavandan başlamaktansa... Bunda ufak... yaşanır abi. Yaşanır abi, yaşanır. Aynen. Yaşanır. Güzel yani. Ya iki kişiysen keyifli. Hani içim içi dar. Aynen. Hani ne bileyim biri kahvaltı hazırlarken biri dışarıda beklemesi gerekiyor veyahut da birinin yatması gerekiyor. Böyle iki kişi ayakta sürekli olmuyor. Olmuyor ama karavanda zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yazın içeride vakit geçirmiyorsunuz. Aynen. Çünkü dışarıdasın. Bu kuklar çok iyi ya. Tabii. Yani biz böyle kuklar aldık ya. Abi. Aynen. Yani dışarıdasın yani karavanda çok fazla... Kardeşim ne anlatıyorsunuz diyorsunuz değil mi şu an ya? Bakın keyfinize neyden bahsediyorsunuz ya? Çevir şöyle doğanın tadına bakalım ya. Size şimdi biraz etrafı göstereyim. Şöyle insanların karavanları var. Bugün hafta içi olduğu için. Bunlar da burada günübirlik kalmak istiyorsanız veyahut da karavanınız orada durabilir. Gelip burada da kalabiliyorsunuz. Günlük karavan 120 TL ama burayı tam bilmiyorum. Ama bayağı tatlı yerler. Bakın burada ben anladığım kadarıyla uzun süreden beri kalan insanlar da var. Orada kendilerine yer yapmışlar. İçeride restoranı var. İçeride işte... Ne bileyim balık ekmek, patates kızartması, hamburger, kahve, süt, neyse yani. Böyle de restoran alanı var. Bayağı keyifli bir yer. Bakın şöyle. Bayağı tatlı. Şöyle camping place. Bakın burada istediğiniz gibi içkinizi ne almak istiyorsanız alıp burada keyif sürebiliyorsunuz. Şu yan tarafta da yine kamp alanları var. Size şimdi duşlarını ve banyosunu falan da göstereceğim. Bakın bu lavabosu. Duş da alabiliyorsunuz burada. Ama temiz baya. Aynen orası duş almak için. Temiz yani bir de. Yani böyle duşumuşu da düşünmenize gerek yok. Tertemiz bir yer gerçekten. Burası da erkek tuvaleti. Bakın temizliğini göstereyim size. Gerçekten yani içeride koku falan hiçbir şey yok. Ve tertemiz. Hani yoğun günler nasıl oluyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi tertemiz bir yer yani. Ellerinden geldiğince güzel temizlemişler. Koku da olmaması bizim için büyük avantaj. Böyle kardeşler. Böyle dostlar gelebilirsiniz yani. Burada bir ayrıntı var. Size onu da göstermek istiyorum. Buraya geldiğinizde eğer buzdolabında
yeterli kadar yer yoksa buraya gelip ayrıyeten böyle buzdolabında kullanabiliyorsunuz. Ve burada çok önemli benim için çamaşır makinesi var. Yıkama 20 TL'ymiş bakın. Dışarıda da kurutuyorsunuz. Burada da böyle lavabolar falan var. Eğer büyük yemek falan hazırlayacaksanız, sizin orada kirlenmesini istemiyorsanız, bakın burada askı da var. Burada böyle yemeğinizi halledip içeri pis etmeden rahat rahat keyiflice yemeğinizi de yapabiliyorsunuz. Burada böyle ilk yardım malzemesi de muhakkak vardı. Şu an içi boş ama size burayı da göstermek istedim. Bu arada biraz sonra buranın işletmecisiyle konuşacağım. Açabilirsem şunlardan bir tanesini açmaya ve göstermeye çalışacağım size. İç tarafları nasılmış diye bu kalma evlerinin. İlerleyen zamanlarda onlara da bakarız. Gel. Gel. Aman. Ha. Sen burada mı yaşıyorsun? Gerçekten mi? Bu ne oluyor? Yemek mi verdi mekanı? Oo, sırnaşıyor. Birader. Birader. Sen konuşabiliyor musun ya? Hı. Tamam. Bak 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 nasıl sevgisini gösteriyor canımın içi. Çok tatlı. Tamam. Bizim Kingston gibi her tarafımı yalayacak. Goç goç. Akşam ne yersin? Ne ısmarlayayım sana? Köfteci Yusuf'a gidelim. Ha? Akşam seni Köfteci Yusuf'a götüreyim. Ciğer yiyelim. Balık sever misin? Bu var ya her şeyi. Yumurtaları ocakta kaynatacağız. İlk önce bir ocağı açmamız lazım. Nerede ocak? Ha şu tüp buradan. Şu buradan tüp açıyoruz. Şuradan abi. Burası ne oluyor? Belki sesiyor. Abi o inverter. Yani güneş paneliyle ilgili teşhisat. Canivar. İşte. Adamsın sen. Bizi takip edin. Yorum yazmayı. Peki niye benim gözlükle bu işi yaptığımı söylemiyorsun? Çünkü onu artık sana bırakıyorum. Burada nelerimiz var? Ekmeğimiz var, çayımız var. Her şey var abi. Rakı bardaklarımız var. Bak bundan yumurtalıklarının içine koyacağız abi. Bu benim canım sevgilim, Aylinciğimin güzel kahvaltılıkları. Hayat şey keyifli. Şimdi ben masayı kuruyorum canavar. Ondan sonra kahvaltıya başlayalım haydi. Canivar. Fikir istemiyorum. Salatalık aldık. Şimdi lezzetli bir kahvaltı. Haydi. Bana Los Angeles'ta salt biliyorlar Nusret. Bak. Yap bakayım. Senin parmağı kaptırıyormuşum. Şey gibi yapsana cezanı bırak gibi yapsana. Bir insan et keserken niye güler ya? Adam bilmez mi ki ya? Ben de o kadar para kazansam ben de mutlu olurum. Ne mutlu olurum. Adam eti kestiği için mutlu olmuyor ki, para kazandığı için mutlu oluyor. Öyle fiyat. Vallahi süper oldu. Biraz da zeytin atalım. Oh. Batu inanılmaz bir kahvaltı oldu. Zeytin bayağı iyiymiş bu arada. Biraz tuz. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Evet. Arkadaşlar şimdi yumurtalar oluyor. 100 kremimiz var şimdi. Kardeşim benim ya. Gel. Aç elini. Aç elini. O sabah güneş şeyine karşı, lekelerine karşı. Tamam. Böyle doğal ortamdaysan 100 kremi. Metroseksüel erkekler olarak falan. Peki şu şuradaki çizgiler için kardeşim. Bunların hepsini Alex öğretti. Arkadaşlar bu adam Amerika'dayken ama bak mesela bayağı değişmiş. Bak şöyle ben 29 yaşındayım mesela. Kime sorsam diyor ki abi diyor sen 23 yaşındasın, 24 yaşındasın. Bu ama biz şey gösteriyoruz zaten. Yüzden çok şey oluyor. Bak ondan sonra böyle şuradaki küçüklükler. Aynen. Bana bak şöyle yapmak. Gel böyle gel.
Bana Lex öğretti. Lex dedi ki böyle yaptıktan sonra bir de masaj yaptı. Oğlum bayağı önemli biliyor musun? Yüzde kırışıklık falan. Ben geçen şeye gittim abi. Ailenin cilt bakımcısına gittim. Bu da şey dedi. Buradaki çizgilerin dedi. Zaman içerisinde dedi sürekli şu kaşını şöyle kaldırıyoruz ya abi şöyle. Ondan kaynaklı oluyor dedi. El kremlerimiz. Evet, doğaya artık uyum. Bu el kremi de çatlatmıyor. Soğuklara falan Neutrogena var ya. Onun şey versiyonu. Bu Amerika'da bayağı meşhur marka şu. Eucerin diye. Güzel. Sen şimdi yumurtalara bak, sonra keyfimize bakalım. Abi hayat bu işte ya. Tavşan kanı. Batu kardeşim senin burcun ne? Başak. Belli. İçeride bir tane toz yok. Senden çok iyi tarlaya çiftçi olurmuş Beyçe. Evet. İnanılmaz çalışırsın sen var ya. Sağ ol kardeşim. Bak ben şimdi şöyle söyleyeyim sana. Annemi tanıyorsun. Aynen. Hem yetişme meselesi hem de karakter. Kesinlikle yetişme meselesi. Yani dağınıklığa hiçbir şekilde gelemiyorum. Aynen. Hiçbir şekilde. Ama karakterin de ona müsait değil. Gel bakalım. Gel kardeşim. Aynen. Bakın benim de en sevdiğim böyle. Ya süper. Oh, peynirler yok. Bir şey diyeceğim, peynirlerimizi yemişler. Lex dedi ki böyle yaptıktan sonra bir de masaj yaptı. Ya oğlum bayağı önemli. Verdiği şeyi şöyle. Ha siktir. Yavşaklar. Olamaz ya. Bir şey diyeceğim, masaya oturduk peynir yok. Ulan diyorum. Lan hırsız mısınız siz? Rızkımızı yediler ya. Nerede bizim peynir? Giderken ah yaksınız. Şimdi arkadaşlar buranın işletmecisiyle tanıştım. Şimdi Emrah bize içeriği gösterecek. Bir tanıtacak işte içerideki evleri. Bakalım La Cabana'da böyle ağaç evler, tahta evler nasılmış. Vay canına. Vay be, bayağı tatlıymış. Buradan içeriye. Benim beklediğimden daha geniş bu arada. O içeride banyosu orada falan da var. Oo abi süper. Sıcak su falan var değil mi? Evet. Abi müthiş. Süper vallahi. Burada mini buzdolabımız var. Klimamız var. Abi süpersin ya. Vallahi çok keyifli. Hem sıcakta hem soğukta arkadaşlar. Hem ısınabileceğiniz ortam var. Duş da var. Bu arada içerisi bayağı temiz. Tebrik ediyorum seni bu arada. Tuvaletler falan tertemiz abi. Hafta sonu tabii nasıl oluyor bilmiyorum yoğunluktan sonra dikkat ama. Dikkat ediyoruz yine. Ama bayağı iyi. Evet. Temizlik kurallarını her şeyi. Şöyle dikkat bir dışarıda bir bakalım bir de. Burada böyle minik balkonlarımız var. Çok keyifli abi. Karavan fiyatlarını söyledim herhalde 120 TL. Şu an 120 alınmakta. Elektrik kullanımda tüketildiği kadarıyla seyahat sistemi bulunuyor. Aha. İsterseniz bir devam edelim. Aynen. Şeyin fiyatları nedir bu arada? Şu an bu evde 350. Oda fiyatı. Oda fiyatı günlük 350 TL. Şu andaki TL. Kış dönemi fiyatı bu. Okey, yaza doğru artıyor. Okey. Çok keyifli ama. Burada böyle her karavan için ayrı bir ünitemiz bulunuyor. Aha. Numaralandırmalı. Sigortaları 25 amper. İstediğiniz elektrik akımını çekebilirsiniz. O yüksek bir akım. Süper abi. Burada green su gideri mevcut. Direkt bağlantı yapılıyor. Oo bayağı iyi. Suyu kendine ait. Yani buraya karavanı çektikten sonra her şeyi karşılayacak evet. Sistem var. Evet. Süpersin. Burada mangalını ve kamp ateşini falan da yakabilir isterse. Yazınız kalabalık oluyor mu? Oluyor evet. Harbi mi? Burada bu arada şey giriyorlar mı göle? Evet suya da giriliyor. Ha? Nasıl oluyor bunun suyu böyle tuzlu mu, tatlı soğuk su, mu? Tatlı su, sodalıdır. Girdiğiniz saçınızı falan yumuşacık yapar yani. Gerçekten. Tabii tabii. Biz duş falan da çoğu zaman almayız. O kadar temizdir. Senin bizim burası temiz ama sadece. Senin saçların o zaman şey kalitesi ve yumuşaklığı buradan belki geliyor yani. Belki. Şimdi biz daha yeni tanıştık. Ben şey arıyordum. Bu benim bilgisayarım Amerikalı olduğu için benimkinin priz girişi farklı arkadaşlar. Bizim Batu'ya sordum. Dedim ki burada bulman imkansız dedi. Emrah Bey geldi. Emrah geldi yani. Biz evet. Samimi olduk artık. O bana direkt iki tane çıkarttı. Ondan sonra sohbet ettik. Hani ne yaptın, nasıl ettin? Buralıymış kendisi.
İsterseniz kendisi anlatsın. Onun bir hayaliymiş yani burası. Sen daha önce yurt dışında da yaşadın abi. Bir iki yıl kadar Güney Amerika'da kaldım. Nerede? Şili ülkesinde. Şile. Ne yaptın baştan orada? Baştan İspanyolca öğrenmek için gittim. Sonrasında burası için kesin dönüş yaptım. Ha. Yavaş yavaş inşa ediyoruz. Buralısın ama buralıyım. Yani. Buralıyım. Yerlisiyim. Süper abi. 3 sene bitti. 4. yıla girdik. Hani eksiklerimizi tamamlamaya uğraşıyoruz vesaire. Nasıl gidiyor peki? Şu an gayet keyifli. Ben mutluluğu seçtim. Değil mi abi? Diyebilirim. Kesinlikle. Sakinlik ve mutluluğu seçtim. Yani yine istediğim anda buradan çıkıp İstanbul'a da geçiş yapabilirim. 1,5 saat. Çok yakın abi. Bursa ya. 1 saat. Şey yapanlar var mı mesela buraya yıllık karavanını verip de İstanbul'da yaşayan? Bu gördüğünüz hepsi sabit şu an. Ya buraya geliyorsun mesela bunun yıllık ve aylık ücretini ödeyip burada kalabiliyor karavanlar. Abi süper bir şey. Bunların hepsi ben çünkü içlerinde kimse yok. Evet, buraya bırakıyorlar istediği zaman geliyorlar evet, yani. Evet ister cuma günü, cumartesi günü. Ya da hafta içi müsaitse. Onların bir yıllık abonmanlık ücretleri var mı veyahut da aylık şöyle olarak? Şöyle aylık olarak anlaşıyoruz. Yani daha çok sezonluk ya da yıllık değil de. Çünkü ona göre gidiyor. Kedimiz bizim. Ooo. Gel buraya pis pis. Tamam abi problem yok. Evet. Bir aylık yıllık abonmanlık alıp şey yapabiliyorsunuz yani. Tabii. Burada kalabiliyorsunuz. Evet. Evet. Süper abi. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum sana tanıştığına. Çok memnun olduk. Biraz sonra biz kahve içeceğiz şimdi. Kahvemizi içelim sonra yine sohbet ederiz. Görüşürüz gençler. Görüşürüz.